Hazır mıyız efendim? Hazır mıyız sevgili arkadaşlar? Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan hadise son derece can sıkıcıdır, yaralayıcıdır. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin başındaki bir profesör olarak sizlere şunu söylüyorum. Sizi temin ederim ki orada bizim yapmaya çalıştığımız şey tamamıyla öğrencilerin faydasınadır. Biz onlara bir yurt inşa etmek istiyorduk. Ama arkadaşlarımız müsaade etmediler. Bazı aksi fikirlerin tesirinde kalarak, zararlı fikirlerin tesirinde kalarak bizi yıpratmaya, biz yine de onlara hoşgörüyle bakın. Arkadaşlar, ağaç kesme olayı nihayetinde ev yaparken, bir şey yaparken kesersiniz. Nasıl yapıyoruz yani? Ha 3 gün önce, ha 5 gün sonra ölümlü dünya. İlla ki bir şekilde biz de bu darı dünyadan göçüp gideceğiz. Bu kadar da gözyaşı dökmenin manası yok. Hepi topu 5-10, bilemedin 500 bin ağaç. Yani bu arkadaşlar, bunlar detay, bakın bunlar, ben size söyleyeyim, bunlar detay. Bizim efendim, alışveriş merkezi mi? Arkadaşlar, hazırlıklı mı geldiniz aynı anda soruyor. Ne alışveriş merkezi yahu? Asla ve kata böyle bir şey olmayacaktır efendim. Sizi temin ederim. Bakın şurada söylüyorum. Sizi temin ediyorum. Orada asla bir alışveriş merkez soru mu var? Bir soru sorana bir soru bedava. Efendim? Büyük seçim olsun mu? Büyük seçim olsa kolanız biraz daha büyük, patatesiniz büyük oluyor. 5 lira fark alıyoruz efendim. Dediğim gibi bakın, asla bizim orada bir AVM açma düşüncemiz yok. Sakal? Sakalımda arkadaşlar, saç kırandan dolayı diyorum, tamamen bir tesadüftür. Sakalımda AVM mi gözüküyor? Niyet ederseniz buradan besmele de çıkar ya. O tamamen sizin kötü niyetiniz arkadaşlar. Vallahi siz de çok esprilisiniz ha. Alakası yok. Dediğim gibi bir alana bir toplantıyı burada bitiriyorum. Saygılar.